Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi YouTube'un politikaları hepimizin ağzına etmiş durumda. İnternetin şu anki halinde olmasının en büyük sebeplerinden biri YouTube'un sürekli kendi ayağına sıkıyor olması. Ama YouTube'un yaptığı dünyanın en büyük reisi olabilir. Ve bakalım 180 derece dönen YouTube iyi mi yapmış, yoksa kendi ayağına tekrar mı sıkmaya devam ediyor? Merhaba arkadaşlar. Bugün hayatımda görmeyeceğim bir habere denk geldim. Daha doğrusu daha önce böyle bir haberin var olabileceğini bile düşünemezdim. Ama YouTube dünyanın en büyük reisini yaptı arkadaşlar. Evet. 180 derece kararlarından dönen bir platform olduğunu bize kanıtladı. Ama sanırım yaptıkları en iyi karar da bu olabilir. Bildiğiniz gibi 2023'ün başında YouTube'da yeni kurallar gelmeye başlamıştı. Bunun hakkında daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Hatta bunun nasıl yıkıcı olabileceğinden de bahsediyordum. Evet, küfür kullanımından bahsediyorum arkadaşlar. 2023'ün başında YouTube'un getirdiği kurallarla beraber artık YouTube videolarında küfür kullanımı kanalınızın para kazanma özelliğini sınırlandırıyordu. Asıl önemli noktası para kazanma özelliğinin sınırlandırılması değil tabii ki. Para kazanma özelliğiniz sınırlandırıldığı zaman daha az insana ulaşıyorsunuz. Videolarınız insanların önüne çıkmıyor vesaire. Ama sanırım sonunda YouTube CEO'su Susan'ın da değişmesiyle beraber yeni gelen CEO kankamız bizi dinledi ve YouTube'daki iyi gelişmelerin ilk adımlarından birini atmış gibi gözüküyor. Evet, bu bana mail olarak düştü ve ilk önce bir uyandım ve gözlerimi ovuşturarak "Lan ben gerçekte mi yaşıyorum? Yoksa gerçekten YouTube insanları dinliyor mu artık?" gibi bir moda girdim. Saçma bir moddu ve kendimden utandım, sonra cringe oldum. Fakat gördüğüm kadarıyla gerçekten CEO'nun değişmesi bir işe yarıyor gibi gözüküyor. Yakında gerçekleştirecek olan ve kısa süre önce gerçekleştirilen reklam kuralı güncellemeleri. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, kısa süre önce bir takım önemli istişarelerde bulunduk ve aramızda bir yanlış kararlar verdik, hemen geri döndürüyoruz diyor. Mart 2023'te uygunsuz dil kullanımı ile ilgili kurallarımızı güncelledik. Videonun ilk 7 saniyesinde ve büyük bir kısmında örneğin sinkaflı küfür kullanılması reklam gelirinin devre dışı bırakılmasına değil, yalnızca sınırlandırılmasına yol açar. İçeriğinde kaltak, yavşak, sıçmak ve bok gibi sözcükleri yer verilen videolarda yeşil renkteki para kazanma simgesi bulunabilir. Artık ilk 8 ve 15 saniyesinde küfür kullanılan videolardan reklam geliri elde etmeye izin veriyoruz. Evet arkadaşlar, okudunuz. Ben şeyi anlamıyorum abi, o zaman bu karar neden verildi daha önce? Ya daha doğrusu 2022 sonlarına doğru karar verildiğini hatırlıyorum. Çünkü bir sürü insanın bu kanalı tamamen demonetize olmuştu. Yani para kazandırma özelliği kapatılmıştı diye hatırlıyorum. Büyük ihtimal yorumlardan da yazacak olan insanlar çıkacaktır. Tabii ki küfüre karşıyım. Yani sürekli küfür eden bir insanı YouTube'da izlemek istemiyorsunuz. Onun için Big O Live'a falan geçiyorsunuz. Öyle bir ortam yaşıyoruz. Fakat atıyorum birinin sözünden örnek verdiğiniz zaman küfürü alıntılamanız gerekiyor ve bunu yaptığınız zaman da videonuzun içeriği kısıtlanıyordu. Mesela bir oyun oynuyorsunuz, oyundaki karakter küfür ediyor ve sizin videonuz kısıtlanıyor. Sırf bu politika yüzünden bir sürü insanın kanallarındaki videoların neredeyse tamamı demonetize oldu. Oyun kanallarından bahsediyorum. Bu karar ya bir robot almış olması gerekiyor ya da gerçekten işinde yetersiz olan bir insanın almış olması gerekiyor ve umarım kovulmuştur. Tamam, gerçek hayatta da küfür var. Hepimiz küfür ediyoruz. Anlayabiliyorum. Fakat şimdi YouTube'a girdiğiniz zaman bu bambaşka bir evren oluyor, anladın mı? Orada %100 gerçek hayatı görmek zorunda olmayabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu ben bu kafadayım diyeyim. Neyse, bir de şunu söylemek istiyorum. YouTube dislike butonunu neden geri getirmiyorsunuz? Yani bence bir sonraki hamlede bu olmalı. Çünkü yapılmış en aptalca kararlardan biriydi. Kusura bakmayın. Bunu söylemem gerekiyor ama şu an videoların dislike kısmını sadece bir eklentiyle görmek kadar saçma bir şey yok. Videonun iyi olup olmadığını bize anlatıyordu YouTube dislike butonu. Yani bunun da kalkması, bu platformdan tamamen silinmesi şu an özellikle dezenformasyon anlamında bizi yokuş aşağı sürüklüyordu. Birincisi, bunun geri gelmesi gerekiyor. Yeni CEO'muz tarafından bu da uygulanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yani büyük bir saçmalık lan YouTube'da dislike olmaması, bunu böyle açıklayabilirim. İkinci değinmelerini istediğim şey de şu: bu küfür politikasıyla beraber bir tane şiddet politikası da gelmişti. Burada oyun oynarken şiddet içerikli bir oyun oynuyorsanız videolarınız yine kısıtlandırılıyordu. Bu kadar saçma bir şey yok abi. Oyunda şiddet varsa şiddet içerikli oyun oynayamıyorsunuz ve bence bu da değişecek. Şimdi olayı bize anlatan adamın videosuna bakalım. Olayı daha da detaylı ve tane tane anlamak için yapıyorum bunu. You know, my full-time job is monetization policy. So before we get to the meat of it, let me say first and foremost, we have read all of your feedback and watched the videos you've uploaded with feedback. Bu çok enteresan bir muhabbet arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bu kuralların karşısında yaptığınız bütün videoları izledik ve bununla alakalı aramızda konuştuk. Bir sürü insanın YouTube'a küfür etmesini izlemek bayağı acı verici bir tecrübe olmalı. Defalarca söylüyorum, bunu farkındayım ama helal olsun yani. Since then, we heard concerns from creators about the impact of this change. Upon reviewing our own enforcement data, we found the profanity policy resulted in a stricter approach approach than we intended. Bir dakika, burada bir müdahalede bulunmak istiyorum. Burada çok saçma bir şey söylüyor çünkü Connor isimli arkadaş. Diyor ki beklediğimizden daha ağır bir sansür politikası uyguladığımızı farkına vardık diyor. Kanka zaten bu olayın amacı insanların videolarını kısıtlamak ve reklam verenlere family friendly videoları pompalamak değil mi? Zaten bu politikaların amacı reklam kısıtlaması ve insanların içeriklerini daha strict bir hale getirmesi idi gibi geliyor kulağa. Burada bunu geri döndürmeleri, yerlerden azar yediklerini falan anlatıyor bana. Hani bunun başka bir açıklaması olamaz yani ama çok saçma bir muhabbet gerçekten. We are no longer treating all profanity equally. Usage of moderate profanity, words like bitch, douchebag, asshole, shit, at any time in the video content is now eligible for green icons. Evet, Türkiye'nin en boktan manasız kanalı introsunu geri getirebiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü bok, kaltak gibi laflar kullanılabiliyor YouTube'da artık. Ve zaten buradaki problem de şuydu. Bu kullanılan lafların daha ağır küfürlerden bir tık daha düşük olmasıydı. Yani bir oyunda mesela oyun oynarken lanet olsun kaltak falan diyor bir herif. Sizin videonuz para kazanma özelliği kapatılıyor. Bunu aşmaları oldukça güzel. Usage of stronger profanity, like the F word in the first 7 seconds or repeatedly throughout the majority of the video, can now run limited ads. Under the November update, this would have received no ad revenue. Abi ben şeyi anlamıyorum ya. Plan verenler nasıl düşünüyor oğlum bu konu? İlk 7 saniyede küfür etme. Tamam sonra okey. Bu kanıya nereden varılıyor anlamıyorum. Videonun konusu ve devamı küfür doluysa ilk 7 saniyede ağır küfür etmedikten sonra 7. saniyeden sonra ana avrat sövüyorsunuz ve videonuzun içeriği para kazanılabilir hale mi geliyor? Garip bir kafa var abi. Ben bunu anlayamıyorum. Kime yaranmaya çalışıyorlar ya da daha doğrusu yeni dünya düzenini YouTube reklam verenleri anlayamıyor mu? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama bence bu kurallar artık dünyamızda geçerli değil ya. Kuralları bir noktadan sonra bükmeleri gerekiyor gibi geliyor. Artık 1980'lerde yaşamıyoruz. Yani küfürün iyi bir şey olduğunu söylemiyorum yine arkadaşlar. Bunu yanlış anlamayın ama bir çıkın sokağa bakın yani. Videonun devamını izletmeyeceğim arkadaşlar. Genel olarak bu konuyla alakalı bir video yapmak istedim çünkü önemli bir değişiklik. Bir sürü insanın ahını aldıktan sonra böyle bir değişiklik yapmaları YouTube için olumlu bir şey diye düşünüyorum. Umarım gerçekten diğer kurallara da bir gevşetme getirirler de eski YouTube hissini geri alabiliriz diye umuyorum. Gördüğüm kadarıyla olumlu gelişmeler bunlar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum bu arada. Aşağıda yazabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu reklam politikasının gevşetilmesi hakkında? Sizce eski YouTube geri gelebilir mi? Düşük bir ihtimal ama yani bu videodan sonra biraz umudum arttır diyebilirim. O zaman Babakok'tan sevgilerle diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.